Canlı ve cansız, tüm varlıkları bünyesinde barındıran doğal hayat, muhteşem bir ölçü ve denge içerisinde yaratılmıştır. Hızla gelişen sanayileşme ve kentleşme ile birlikte doğal hayattaki dengenin bozulması sonucu çevre kirliliği ortaya çıkmıştır. Tarihsel süreçlerle yoğrularak anlam kazanan tüm güzellikleri, tarihi mirasın ilham veren dokusu ve ülke ekonomisinin lokomotifi olan sanayisiyle geçmişten günümüze hep bir cazibe merkezi olan Bursa, hem iç ve dış göçler nedeniyle yaşanan yoğun yapılaşma, hem de artan sanayi yüküyle çevre kirliliğinden nasibini alıyor. Gelişen ve kalabalıklaşan şehirlere paralel olarak çevrede yaşanan sorunların başında gelen atıkların yönetiminde atık önleme, azaltma, tekrar kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf adımlarının yer aldığı yeni bir anlayış ortaya çıkıyor. Entegre Atık Yönetimi. Bursa Büyükşehir Belediyesi titizlikle hazırlanmış gelecek projeksiyonu, uzun vadeli planlamaları ve öncelikle doğal kaynakların korunması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarını mükemmelliyetçi yaklaşımlarla sürdürüyor. Çevre için sıfır etki yaklaşımını ilke edinen Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı ve yaşanabilir yarınlar için özgün çözümler üretiyor. Çevre yönetiminde bütünsel yaklaşımı benimseyen ve özgün çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, düzenli depolama sahalarını kurup işletiyor. Düzenli depolama sahasında çöp gazından elektrik enerjisi üretirken, elektrik ihtiyacını karşılayıp atmosferi ve çevreyi koruyor. Büyük kentlerin en önemli sorunlarından biri olan çöp depolama alanlarının rehabilitasyon ve yeniden kazanım işlemleri kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor ve yeşil alanlar olarak doğaya yeniden kazandırılıyor. Kentsel dönüşüm, tadilat ve tamirat sonucu oluşan inşaat yıkıntı atıkları, geri kazanım tesislerinde farklı ebatlarda altyapı malzemesine dönüştürülerek ekonomiye geri kazandırılırken, harfiyat atıkları bozulmuş eski maden ocaklarının rehabilitasyonunda kullanılıyor. Bu alanlar eski topografyasına getirildikten sonra ağaçlandırılarak doğal yaşama geri kazandırılıyor. Profesyonel ekiplerce, güvenli bir şekilde sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıklar, yakma ve sterilizasyon tesislerinde bertaraf edilerek çevre sağlığı güvenle korunuyor.
yeşilin ve mavinin kenti olma özelliğinin geliştirilerek devam edebilmesi amacıyla Bursa'nın 115 kilometre deniz ve 180 kilometre göl sahilleri, plajları ve deniz yüzeyi teknolojik ekipmanlarla düzenli olarak temizlenirken, deniz suyu temizliği sürekli kontrol altında tutuluyor. Artık Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahasında bulunan Gemlik Körfezi'ni kirlilikten arındıracak olan ve bünyesinde Mudanya, Güzelyalı, Altıntaş, Kurşunlu, Gemsaz, Küçük Kumla, Büyük Kumla ve Karacaali'de terfi istasyonlarıyla 81.2 kilometre yağmur suyu ve kanalizasyon hattı, Küçük Kumla, Gemlik Karsak, Kurşunlu ve Mudanya'ya 4 adet arıtma tesisi ve 2 adet derin deniz deşarj sistemi bulunan yaklaşık 140 milyon liralık yatırımla Bursa sahilleri kirlilikten tamamen arınıyor. Bursa'yı yarınlara daha sağlıklı bir kent olarak taşıyabilmek için sera gazı emisyonu kaynaklarını belirleyerek karbon ayak izinin hesaplanması ve emisyon azaltımına yönelik çalışmaları içeren eylem planımızı hazırlıyoruz. Çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak her yıl binlerce öğrenciye kızartmalık atık yağ, atık pil ve geri dönüşüm konularında eğitimler veriyor, bu konuda başarılı öğrencilerimizi ve okullarımızı ödüllendiriyoruz. Karayolu, demiryolu endüstri kaynakları bazında hazırladığımız Bursa stratejik gürültü haritalarıyla imar planlarının hazırlanması aşamasında ileride oluşabilecek gürültü problemlerini önlemeyi amaçlıyoruz. Yeraltı su kaynaklarının korunması amacıyla doğaya deşarj yapan sanayi tesisleri, gerçek zamanlı uzaktan atık izleme istasyonlarıyla online olarak anlık izleniyor. Çevre yatırımlarıyla geleceğin sağlıklı Bursa'sını inşa eden Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğine yol açan firmalara da göz açtırmıyor. Hafriyat atıklarını kontrolsüz bir şekilde doğaya bırakanlarla, atık sularını arıtmadan doğaya bırakan işletmelere para cezası ve kapatma gibi yaptırımlar uygulanıyor. Su, hava ve toprağa gelecek kuşaklardan emanet aldığımızı göz önünde bulundurarak enerjimizi çevre için harcıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla doğa dostu tüketim yapıyoruz. İçme suyu ana hatlarına kurduğumuz tribünlerle sudan, belli bölgelere kurduğumuz panellerle de güneşten elektrik enerjisi üretip hem ekonomiye hem de çevreye değer katıyoruz. Sağlıklı çevre için en önemli sorunlardan biri olan arıtma tesislerinde biriken çamurun bertarafını da yine çevre odaklı prensiplerle ortadan kaldırıyoruz. Tamamen yerli olarak üretilen çamur yakma tesislerinde yakılarak bertaraf edilen çamurlardan elektrik enerjisi elde ediyoruz.
sağlıklı içme suyu ağının tüm kenti sarması hedefiyle son 8 yılda 4315 kilometre içme suyu hattı imalatı yapılırken, %60'lar seviyesinde olan sudaki kayıp kaçak oranı %24'e kadar indirildi. Daha güçlü bir altyapı hedefiyle son 8 yılda 2370 kilometre kanalizasyon, 879 kilometrede yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilirken, yer altındaki doğal dengenin de korunması sağlanıyor. İklim değişikliklerine bağlı olarak yaşanan sel baskınlarının önüne geçmek amacıyla 26 derede 64 bin metre boyunca ıslah çalışması yapılırken, Bursa'da dereler artık daha temiz akıyor. Samanlı kolektörüyle şehrin doğu yakasındaki atık suların Nilüfer Deresi'ne deşarjının önüne geçilirken, Gölyazı, Çatalağıl, Karacaoba, Başköy ve Akçalar'ın atık sularını arıtacak Akçalar Arıtma Tesisi ile Uluslararası Sulak Alanlar Ramsar Sözleşmesi uyarınca koruma altındaki Uluabat Gölü de kirlilikten arınacak. Çevre yatırımlarıyla kentin tüm doğal zenginliklerine sahip çıkarken, kentsel dönüşüm projeleriyle de kentin çehresini değiştiriyoruz. Bursa'ya yeni yollar açılması, spor tesisi ve sosyal donatı alanları kazandırılması için eski yapı stoğu kamulaştırmalarla yıkılırken, yeşil ve sosyal donatı alanları bulunan yeni konutlarla şehrin estetik mimariyle buluşmasını sağlıyoruz. Yıllarca Yeşil Bursa olarak anılmasına rağmen, yoğun sanayileşme nedeniyle bu görüntüden uzaklaşan kentimizin yeniden yeşil kimliğini kazanması için halkımızın nefes alacağı büyük parklar oluşturuyoruz. Hüdavendigâr Kent Parkı, Kurşunlu Kumsaz Bölge Parkı, Vakıf Bölge Parkı, Zafer Parkı, Beşevler Bölge Parkı, Kestel Bölge Parkı gibi projelerle 2 milyon metrekarenin üzerinde yeni yeşil alan Bursa'ya kazandırılıyor. Enerjimizi doğadan alıyor, Bursa için harcıyoruz.